Çekilişimizin son günü geldi Yarın açıklanıyor artık 13 Kasım Cumartesi günü Çekilişe katılmak istiyorsanız bugün son gününüz Katılmanız için yapmanız gerekenler Kanalıma abone olmak, yorumlara katıldım yazmak Bu videoyu sonuna kadar izlemek Hepinize bol şanslar Şimdi yeni ajan ve omun buff hakkında gelen haberlerimize geçelim Gelen ilk haberimiz yeni ajan hakkında Artık yeni ajan oyuna eklendi PBA sunucusunda Eğer PBA hesabınız varsa Girip oynayabilirsiniz yeni ajanı bugün PBA hesabınızda yoksa üzülmeniz gerek yok. Ajanımız zaten salı gecesi oyuna ekleniyor. Yani en geç çarşamba günü ajanı oynayabileceksiniz. Boşuna PvE'ye girmek için VPN falan giriş yapmanıza gerek yok. 3-4 gün daha bekleyin. Oyuna geldiği zaman oynayın. Çünkü PvE sunucusu şu an sadece Amerika'da var. Ama Türkiye'den de erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunun kaçak yolları var. VPN mesela. Fakat bunları yapmanızı hiçbir türlü önermem. Yani Riot açıklamalarında net bir şekilde konuştu. Üçüncü yazılım kullanıp da PvE'ye girenlerin hesabı kalıcı olarak banlanacak. Yapıyorsanız bile kendi hesabınızla yapmayın. Yeni hesap açın onunla kayıt olun PvE'ye. Kayıt olmayı bilmiyorsanız da eski videolarımdan bulabilirsiniz. Şimdi Omun buff'ı nerede kaldı ve Omun buff'ını bilmeyenler için özet bir şekilde anlatacağım. Omun'un iki tane yeteneğine buff gelecek. Birisi Q yeteneği, diğeri de ulti yeteneği. İlk Q yeteneğini ele alalım. Q yeteneğimiz zaten basit. Şuraya Omun'umuzu çizelim. Omun'la kör attığınız zaman bildiğiniz gibi dümdüz bir alan içinde atıyorsunuz. Burada da işte rakip takımdan kendi takımınızdan oyuncular oluyor. Eskiden bu oyunculardan hepsi kör oluyordu. Artık yeni düzenleme ile takım arkadaşlarınız, teammate'leriniz kör olmayacak. Sadece rakip takımdaki oyuncular kör olacak bu sayede. Takım arkadaşlarınızın körün içinde kalsa bile kör olmuyor. Sadece rakip takımdaki, karşı takımdaki oyuncular oluyor. Bu basit tarafıydı. Şimdi ultiye geçelim. Ultiyi çok anlamayanlar olmuş ne olacak diye. Ultiyi anlatalım bir de. Onunla ulti attığınız zaman bildiğiniz gibi mini harita çıkıyor. Buradan bir bölge seçebiliyorsunuz. Hatta şu minariteyi birazcık daha büyük çizeyim. Çünkü önemli bir detay var. Haritamız çıktı. işte site'lar düşünün burada. Asken haritası düşünün. Ultiyi atacağınız yerde böyle bir ultiyi atacağınız alan. Bir de ne kadar ses gideceği çıkıyor bildiğiniz gibi. Siz bu orta kısmı ışınlanıyorsunuz. Bu da rakiplerin görüş alanınızın yavaş yavaş artmasını bir de sesin ne kadar gittiğini gösteriyor. Yeni gelecek güncellemede artık omun ultisi attığınız zaman bu kısımlar adamı kör edecek. Hani bu kadar büyük olmayabilir. Belki yeni bir kısım açılır. Sadece bunun içindekiler adamı kör edebilir. Onun hakkında tam bir detaylı açıklama yok. Fakat Omun ulti attığı zaman herkesi kör edecek Omun'un ulti attığı yer. İkinci yeteneğimizin güncellemesi de buydu. Peki bu güncelleme ne zaman gelecek? Ondan bahsedeceğim biraz da. 16 Kasım'da yeni ajanımıza getireceklerine göre 16 Kasım'da bu buff'ı da Omun'a getirmezler. Zaten bu konulara da eskiden değinmiştim. Büyük güncellemelerde böyle yeni ajan mesela büyük bir güncelleme. Bir karakter Bitbitlerin rework'u büyük bir güncelleme. İki tane büyük güncellemeyi bir tane yama notunda getirmezler. Sıra sıra getirirler. O yüzden 3.10 yamasında salı günü salı gecesi yeni ajanımız geleceği için ben 3.11 yamasında basit bir şey getireceklerini düşünüyorum. Yok işte FPS artışı, oyun güncellemesi, yok şunu düzelttik, yok bunu düzelttik. 3.12 yamasında da Omen buff'ının oyuna eklenmesini bekliyorum. Yani tam tamına yeni ajan çıktıktan bir ay sonra iki haftada bir güncelleme geliyor. Bir ay sonra oyuna gelebilir. Videom bu kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.